sadece ülkemiz Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi aile tatil otellerinden birisi olan Güral Premier Tekirova'dan herkese selamlar. Birazdan başlayacak videomuzda Güral Premier Tekirova ile ilgili resepsiyon alanından başlamak üzere odalar, havuzlar, sahil, restoranlar, çocuk cenneti, aqua park, pastanesine kadar tüm bölümleri videoma ekleyerek sizlerin Güral Premier Tekirova'yı farklı bir bakış açısıyla filtresiz görüntülerle değerlendirmenizi sağlamaya gayret edeceğim. Şimdi cümleme başlarken ülkemizin ve dünyanın en iyi aile tatil köylerinden, tatil otellerinden bir tanesi dedim. Bunun bir sebebi vardı. Güral Premier Tekirova 2012 yılında bu anlamda uluslararası bir ödül kazandı ve dünyanın en iyisi seçildi. Tabii ki bu konsepti devam ediyor. Ve biz de misafirlerimize, özellikle çocuklu olarak gelen aile misafirlerimize Güral Premier Tekirova'yı ilk sıralarda tavsiye ediyoruz. Bunun sebepleri de var. Bunlardan çok kısaca bahsedeceğim. Birazdan göreceğiz. Örneğin odalar. En baz odası, en temel odası ortalama 50-55 metrekarelik deluxe odalar. İki çocuklu ailelerin bile tabii ki yaşlarına bağlı olarak rahatlıkla konaklamalarına imkan tanıyor. Bunun yanı sıra çocuk cenneti Happyland. Özel bir eğitim kurumunda olduğu kadar profesyonel bir ekiple ve profesyonel donanımla çocuklara hizmet veren bir alan orası. Ve tabii ki aqua park alanı. Tam 20 dönümlük bir arazi üzerinde 3 farklı konseptte çocukların yaşlarına göre suların içinde serinleyerek eğlenebilecekleri bir aqua park alanı var. Bunun yanı sıra havuzları, restoranı, ki gerçekten çok güçlü bir mutfak ekibi var. Ben hepsiyle tanışma imkanım oldu. Mutlulukla çalışıyorlar ve bunu misafirlerine yansıtıyorlar. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Yetişkin misafirler için mesela alkol merakınız, alkol keyfiniz varsa birçok premium marka içecek Ultra Şeda konsepti içerisinde sizlere sunuluyor. Mesela 10 markaya yakın şişe bira. Beach bar hariç tüm barlarda şişe olarak sunuluyor size. Bu da sunum kalitesi anlamında bir gösterge olarak birazdan yine videomun içerisinde olacak. Ve daha da önemli bir ayrıcalığı daha var. Tekirova bölgesindeyiz. Otelin isminden anlaşılacağı üzere burada Antalya sahilinin, doğanın ve denizin en güzel olduğu, Toros Dağları ile Akdeniz'in buluştuğu en ayrıcalıklı noktalardan bir tanesi olduğu için Güral Premier Tekirova'yı üst sıralarda sizlere tavsiye ediyoruz. Benim çalışmamı beğenirseniz, oteli beğenirseniz ve Güral Premier Tekirova'da ailenizle beraber bir tatil yapmaya karar verirseniz bizler tatil ekibi olarak rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyor olacağız. Bu çalışmaları sizlerin rezervasyonunda talip olduğumuz için gerçekleştirdiğimiz bir kez daha söylemek, hatırlatmak istiyorum. Ve rezervasyon taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz. ETS Tur'un yetkili satış acentesi olarak rezervasyonlarınızı tatilimden güvenle yaptırabileceğinizi bir kez daha hatırlatıyorum. Ve videoma başlıyorum. Son olarak da beğeni ve abone tuşlarına basarsanız beni ayrıca memnun edersiniz diyerek Güral Premier Tekirova videomuza başlıyoruz. Haydi buyurun. Ve efendim vlog çalışmama kuş bakışı drone görüntüleri içinde başlayarak Güral Premier Tekirova'yı sizlerle tanıştırmak istedim. Zira otelin kendine has özel mimari dokusu aynı zamanda son derece ayrıcalıklı doğayla iç içe coğrafi konumuyla birleştiğinde ortaya tablo gibi çok güzel bir görüntü çıkıyor. Ben de bunu öncelikle sizlerle paylaşmak istedim. Lobi ve resepsiyon alanından başladık görüntü almaya. Hemen arka tarafta Toros Dağları'nın en yüksek zirvelerinden birisi olan Tahtalı Dağ zirvesi var. Tabii o ihtişamlı görüntüyle beraber Güral Premier Tekirova'nın bu kendine has doğayla bütünleşmiş mimarisi ön plana çıkınca gerçekten de tablo gibi bir görüntüyle otele merhaba demiş olduk. Yaklaşık 500 metrelik bir sahil şeridinde şezlonglar, şemsiyeler, pavilyonlar, kahverengi çatılı blokların olduğu yerde odalar ve biraz daha sağ tarafa geldiğimiz zaman genel kullanım alanları, restoranlar, barlar, kafeler, spa merkezi, patisseri, şov sahnesi gibi birçok hizmet alanı sizleri bekliyor olacak. Ben de bu görüntülerle Güral Premier Tekirova ile sizleri tanıştırmış oldum. Şimdi biraz daha detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. İlk olarak odalarla başlamak istiyorum. Elbette yürüyerek yapacağım turda oda örneklerini yakından göstereceğim ama sizler bizlerden Güral Premier Tekirova rezervasyonu istediğinizde odalarla ilgili olarak öncelikle iki tane seçenek sunacağız size. Havuzlu deluxe odalar veya normal deluxe odalar. Tabii ki kişi sayınıza bağlı olarak bunlar kendi içinde ara kapılı aile odaları olarak da seçenek şeklinde sunulabiliyor. Ancak ilk özellik olarak bakın önümüzdeki büyük çatılı 3'er katlı bloklarda deluxe'lar, ön tarafta 2'şer katlı önde havuz olan bloklarda ise havuzlu deluxe'lar yer almakta. Dolayısıyla havuzlu deluxe odayla normal deluxe oda arasında önlerinde havuz olanlar veya olmayan olarak tabii ki ismine bağlı olarak da bu anlaşılıyor. Ancak havuzlu deluxe'larda kaldığınız zaman gerek oda setuplarında gerek banyo bukletlerinde farklılar olduğunu, aynı zamanda odanızda 1. ve 2. kattan merdivenle olmak üzere havuza direkt ulaşımınızın olduğunu belirtmek istiyorum. Bunun yanı sıra gördüğümüz tüm bu alanlarda tesisin Ultra Şeda konsepti içerisinde barlar da yer almakta. Yine dondurmasından, çayından, kahvesinden, alkol içeceklerine kadar tesisin dört bir tarafında bolca bar hizmeti verilmekte. Bunun yanı sıra Güral Premier Tekirova'nın bir başka öne çıkan özelliği tabii ki aqua park alanı. Yaklaşık 20 dönümlük bir arazi üzerinde Happyland denilen çocuk aktiviteleri alanı
Ve bunun yanı sıra gördüğümüz gibi her yaş grubundan çocuklar için farklı büyüklüklerde kaydırakların bulunduğu aquapark alanı Kral Premier Tekirova'nın öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Yine bu alandaki aqua restoran, aquapark'ta ve Happyland'da eğlenen misafirlere kolaylıkla ulaşıp hizmet alacakları bir noktada bulunmakta. Kral Premier Tekirova'nın bir başka özellikli alanı tabii ki sahili. Doğa harikası Tekirova sahilinde yaklaşık 500 metrelik bir alanda 4 tane iskele, bunların bir tanesi su sporları merkezine ait ki çok donanımlı bir sporları merkezi var. Hemen otelin karşısında 3 adalar bulunmasından dolayı tam kapsamlı bir dalış okulu bile yer almakta burada. Bunun yanı sıra şezlonglar, şemsiyeler hem kum alanda hem çim alanda yine yürüyerek yapacağım turda onları da yakından göstererek sizlere ifade etmeye çalışacağım. Bütün bunların yanı sıra karşımıza gördüğünüz bloklar genel hizmet alanları. Sağ taraftaki beyaz blokta ana restoran, hemen arkasında patisserie alanı, spa merkezi gibi şu anda aklıma gelen bölümler var. Yine yakından yapacağım, yürüyerek yapacağım turda onları size göstereceğim. Sol tarafta ise sinek restoran, üst katta 4 tane yenilenmiş alakart restoran, şov sahnesi ve birkaç tane de bar bulunuyor. Orta kısımda yine şov alanları ve havuzla beraber misafirlere hizmet veren ortak kullanım alanları, genel outletler olarak o bölümü sayabiliriz. Sahil bir su sporları iskelesi var demiştim. Buradaki tekneyle haftanın belli günlerinde ekstra ücret karşılığında kemer turlarında güzel turlar yapabiliyorsunuz. Ve gerçekten güzel sahil görüntüleriyle şöyle biraz daha bir görüntüleri uzatmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok hoş görüntüler. Bakın mesela pavilyon alanları yine sahil bölümündeki hizmet alanlarına ek olarak söylemek istiyorum. Çok farklı konseptte pavilyonları var. Eğer denize yakın alanlarda kendinizi daha biraz daha izole, daha özel alanlarda bu keyfi yapmak istiyorsanız pavilyonları mutlaka değerlendirmelisiniz. Aynı zamanda alakart restorandan bahsettim az önce. Şu karşıda görünen kulenin hemen altında bulunan 4 tane alakart restoran var. Bu alakartlar da bu yıl yenilendi. Hem Uzak Doğu mutfağının hem deniz ürünlerinin hemen bakın bu kulenin alt kısmında yer almakta. Hem deniz ürünlerinin hem İtalyan mutfağından hem de Türk mutfağından lezzetlerini sunduğu alakartları mutlaka denemelisiniz. Şöyle genel alanların üzerinden kısa bir uçuş yaparak, ana havuzun üzerinden uçuş yaparak tekrar başladığım noktaya geri dönüyorum. Ve yürüyerek yapacağım tura başlamak üzere şu anda geldiğimiz lobi ve resepsiyon alanından detaylı bir Güral Premier Tekirova videosuna başlıyoruz. Haydi buyurun. Ve efendim drone görüntülerimizden sonra artık Güral Premier Tekirova'yı yürüyerek keşfetme zamanı geldi. Tabii ki sizler otele geldiğiniz zaman ilk karşılaşacağınız ve karşılanacağınız bölümle başlıyoruz. Giriş bölümünden yürüyerek yapacağımız tura ilk adımlarımızı atıyoruz. Elbette buradaki belgelerden ve ödüllerden biraz bahsedelim. Öncelikle Mavi Bayrak belgesi tabii ki var. Sahile gittiğimiz zaman bundan bahsedeceğiz. Green Key çevirici tesis belgesi var. Elbette pandemi döneminden güvenli turizm belgesi hala birçok noktada bu anlamda titizlikle devam eden önlemleri var otelin. Bu tarafa geçtiğimiz zaman elbette 5 yıldız belgesi ve altında da birçok ISO belgesine sahip. Çevreci olması ile ilgili, gıda güvenliği ile ilgili, misafir sağlığı ve güvenliği ile ilgili, enerji kullanımı ile ilgili ISO belgelerine sahip gerçekten çok titiz bir tesis Güral Premier Tekirova. Şimdi biz de bu özel tesise girişimizi yapıyoruz. İlk adımlarımızı atıyoruz ve çok ihtişamlı güzel bir lobiye girdiğimizi önce boydan boya mermer kaplı zeminle ben öyle hissettim. Gerçekten çok titizlikle hazırlanmış bir lobi alanına giriş yapıyoruz. Şimdi Güral Premier Tekirova bir aile tesisi demiştik. Lobiye girer girmez de, resepsiyona girer girmez de sol tarafta sizler otele geldiğiniz zaman check-in işlemlerinizi yaparken çocukların zaman geçireceği bir bölüm düşünülmüş bile. Yani çocukları hemen buraya oturtturup siz burada bir şeyler boyayın diyebilirsiniz. Ve daha sonra buradan resepsiyona doğru ilerleyerek bu arada ateş ölçümü sistemi devam ediyor. Bakın az önce bahsetmiştim. 36.2 ile ben girişimi yaptım. Resepsiyon alanında hem giriş hem çıkış için ayrı bölümler oluşturulmuş. Gayet güzel, ihtişamlı bir resepsiyon alanı var. İhtişamlı diyorum. Çünkü Güral Premier Tekirova'nın mimarisinde Osmanlı motifleri, Osmanlı mimarisi ve desenlerinden izler göreceğiz. Dolayısıyla bu da otele ihtişamlı bir görüntü katmış. Şimdi bu güzel mermer deminden çok dikkatimi çekti. Odalarda, restoranlarda ve birçok diğer alanda otelin zemininde mermer kullanıldığını ve bunun da çok kaliteli, güzel bir görünüm sergilediğini kendi gözlemim olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Elbette otele geldiğiniz zaman çok da güzel bir karşılama setup'ı var. Bakın çikolatalı çilekler,
Bu tarafta lokum ve gün kurusu kayısı ikramı. Hemen onun yanında limonata, detoks içeceği veya Osmanlı şerbeti. Yok ben şampanya içmek istiyorum diyorsanız hemen şurada soğutulmuş şampanya ikramı var. Ve Eda Hanım gibi veya diğer misafir hizmetlerindeki arkadaşlarımız gibi ekip arkadaşlarımız sizleri burada karşılıyorlar. Günaydın. Günaydın. Ve check-in işlemleriniz burada yapıldıktan sonra artık yavaş yavaş tatilinize başlamak üzere Belbar arkadaşlarımız valizlerinizi odanıza götürüyorlar. İsterseniz şuradan biz de yavaş yavaş dışarı doğru ilerleyelim ve Güral Premier Tekirova turumuza başlayalım. Ha bu arada sağ tarafımızda misafir hizmetleri masası var. Bu masada da alakart rezervasyonlarınız veya otelle ilgili istediğiniz, dilediğiniz, mesela bir doğum günü kutlamak isteyebilirsiniz veya farklı istekleriniz vardır. Örnek veriyorum mesela gıda alerjiniz vardır. Bunların hepsini burada arkadaşlarımıza bilgi olarak verebilirsiniz. Mutfak ekibi buna göre hazırlık yapabilir. Sadece örnek olarak bunları aktardım. Günaydın, kolay gelsin. Hemen girişte resepsiyon alanının yanı başında. Şimdi buradan tekrar şöyle bir göz atalım. Resepsiyon bölümüne, bu ihtişamlı güzel resepsiyon ve lobi alanına. Bu arada şurada da dinlenme bölümleri var ya. Onu da göstereyim. Burada Ersin Tekin dinlenmiş, malzemeleri burada. Bakın rahat koltuk alanları. Aklıma gelmişken. Bakın şuradan bir bahsetmek istiyorum. Otelin ödüllerinin sergilendiği bir vitrin var burada. 2012 yılında dünyanın en iyi aile oteli ödülünden başlamak üzere diğer yıllarda da bu ödülleri almaya devam ediyor Güral Premier Tekirova. Bakın her yıl dünyanın en iyilerinden birisi olarak ödüllerini sağlamışlar. Alt tarafta otel puan ödülleri var ve diğer ödüller burada şöyle vitrin şeklinde sergilenmiş. Ben de bundan size kısaca bahsetmiştim zaten. Ve şimdi artık şöyle ilerliyorum yavaş yavaş. Lobi alanından dış alana doğru çıkarken şöyle bir kez daha güzel bir görüntü ekliyorum. Ve bu ihtişamlı güzel görüntülü lobi resepsiyon alanından tatile merhaba diyeceğimiz güzel görüntülere başlıyoruz. Çok güzel çiçeklerle ve bir peyzaj düzeniyle Güral Premier Tekirova'nın dış alanlarını gezmek ve keşfe başlamak üzere ilk adımlarımızı atıyoruz. Havuz ve deniz göründü. Tatile başlayan misafirler göründü. Bizim de keşif zamanımız başladı. Şimdi şuradan yavaş yavaş aşağı doğru ilerleyerek keşfimizin ilk kısımlarını sizlere sunmaya başlıyorum. Efendim şimdi resepsiyon ve lobi alanından giriş yaptım. Arkamda gördüğünüz blok resepsiyon, lobi ve karşılama hizmetlerinin verildiği bloktu. Böyle çok güzel çiçekli bir yoldan aşağı indim. Sevimli kurbağalara selam verdikten sonra arkamızı döndüğümüzde ana havuzun olduğu bölüme geliyoruz. Şimdi ben keşfimizi yaparken şöyle bir rota izleyeceğim. Bakın sol tarafımızda en uç kısımda, denize yakın kısımda ana restoran var. Onun öncesinde patisseri bölümü, spa bölümü gibi hizmetlerin sunulduğu bölümler var. Sağ tarafımızda ise karşıda bakın dükkanları görüyorsunuz, shopping center alanları. Sonrasında pool bar var. Arkasında premier bar var sahile yakın. Ondan sonra da sinek restoran var. Hemen şuradan saat kulesini ben bir işaret olarak göstereyim. Saat kulesinin ön tarafı sinek restoran. Ve hemen bulunduğumuz yerinde şöyle arka tarafında Happy Land çocuk cenneti var. Happy Land'in bir arkasında da oldukça donanımlı bir aqua park sizleri bekliyor. Farklı kategorilerde, farklı büyüklüklerde kaydakların bulunduğu aqua park'ta buradaki Happy Land'in arka tarafında. Drone görüntülerinde kısaca bahsetmiştim. Tesisin genel hizmet alanları bu şekilde. Ben şimdi şurada sağ taraftan bu güzel gölgeli yoldan çam ağaçlarının kokusu eşliğinde sahile kadar yürüyeceğim. Daha sonra sahili göstereceğim size. Arkasından da ana restoranda, yani sol taraftaki uç kısımdaki ana restoranda kahvaltı büfesi görüntüleyerek videoma ve keşfimize devam etmiş olacağız. Elbette gün içerisinde diğer hizmet alanlarında videoma ekliyor olacağım. Şimdi tesiste resepsiyondan çıktıktan sonra sağ tarafa doğru ilerleyerek sahile doğru yol alacağım ve gördüğüm tüm alanları sizlerle paylaşacağım. Tabii ilerlerken öncelikle buradaki çocuk havuzu dikkatimi çekti. Üzerine bir gölgelik yapılmış, güneşten korunmuş. 40 santimetre derinliğinde gayet güzel büyük bir havuz. Ana havuzun yanı başında, yani anne baba ana havuzu kullanırken çocuk da burada oyun oynayabilir. Happy Land zaten çocuk cenneti arka taraftaydı. Oradan bahsetmiştim. Birazdan oraya gireceğim ve detaylı bir görüntü alacağım Happy Land'den. Şimdi keşif turu yapıyoruz. Hani sizler otele yeni geldiğinizde şöyle bir yürüyelim bakalım ne varmış dersiniz ya.
Öyle bir tur yapıyoruz şu anda. Çok güzel çam ağaçlarının gölgesinden buradaki alışveriş mağazaları tabii dikkatimizi çekiyor. Butikler, derici, kuyumcu, gözlükçü sırayla yan yana. Başka alışveriş, market ve benzeri kuaför gibi ünitlenen yerler de var. Sol tarafımızda artık dinlenme anları başladı. Lobi barın masalarının bulunduğu yer. Hemen havuzun yanı başındayız. Bu mağazaların bulunduğu yerin hemen ön tarafı böyle çok şık bir hani şehir caddesinde ağaçların altında kafeterya masaları olur ya. Bir tarafta insan alışveriş yaparlar. Bir tarafta da kahvelerini veya kokteylini içerler. İşte burada öyle bir alan var. Pool barın masa düzeni burası. Hemen şuradaki şemsiyenin ön tarafı havuz zaten. Havuzun etrafında yürüyorum ben. Tekrar edeyim. Yavaş yavaş ilerliyorum. Çok keyifli görünen. Hani gel otur da şurada bir kahve iç diyen davetkar masalar var. Ve masalarında üzerinde pool barın kare kodu var. Yani buradaki kare kodu okutarak telefonunuz açılan menüden siparişinizi arkadaşlara verebiliyorsunuz. Ve pool bar da hemen arkamızda işte burada. Hemen yaklaşalım pool bara. Bakalım neler varmış. Şöyle. Şimdi Güral Premier Tekirova'da keşif turumuzu yaparken karşımıza çıkan ilk bar pool bar oldu. Burası gece saat 1'e kadar açık. Yine buradaki barkodu okutarak da menüden seçimimizi yapabilir. Evet, pool bardan artık yavaş yavaş ayrılarak keşif turuma devam ediyorum. Pool barı, havuz barı gösterdik. Bir de isterseniz havuzun kendisini gösterelim. Bakın ne kadar dekoratif güzel bir havuzu var Güral Premier Tekirova'nın. Aslında bu bölümde iki havuz var. Şu anda gördüğümüz hemen karşıda resepsiyon bloğu. Önünden merdiven inip bu noktaya kadar geldik. Sol tarafımızda pool barı gösterdim size. Ve bu havuzu geçtikten sonra hemen şurada ağacın arkasında bir havuz daha var. Bu havuzlarda farklı aktiviteler de yapılıyor. Su jimnastiği gibi veya su topu maçları gibi aktiviteler animasyon ekibinin programı çerçevesinde planlanıyor. Bakın burada ikinci bir havuz var. Bu arada denize yaklaştık artık. Deniz kokusu epeyce gelmeye başladı. Biraz hızlı yürüyorum. Bazen kamera sallanıyor. Kusura bakmayın. Kaptırıyorum kendimi. Şimdi yavaşladım tekrar. Evet. Tekrar dönüyorum. Yürüyüşüme devam edeceğim. Şimdi karşıma çıkan bölümde Premier Bar ve onun arkasında Sinek Restoran var. Hemen buradan da görüntü ekleyelim. Hemen şöyle Saat Kulesi'nin altındayız bu arada. Saat Kulesi'ni orijinal olarak kabul ederseniz Premier Barı ve Sinek Restoranı daha kolaylıkla size işaretlemiş olurum. Zaten buradan sonra sahile çıkacağız. Birkaç dakika önce Pool Bar'dan bahsetmiştim size. Şimdi Premier Bar'a geldim. Hemen şöyle arkamda bakın. Birazdan oraya da yaklaşacağım ve görüntüler sunacağım size. Ama bilginiz dahil olması açısından söylüyorum. Hemen şu noktada kırmızı tentel olan bölümde nargile şey yapılıyor, ne derler, işte sunumu yapılıyor ama orası ekstra. Yani konsepte dahil olarak bir sunum değil nargile sunumu. Aklınızda bulunsun. Eğer nargile seviyorsanız Güral Premier Tekirova'da nargile de misafirlere ekstra olarak sunulan bir hizmet. Premier Bar'ın koltukları sanki bir lobi bar havasında, bir lobi atmosferinde. Son derece rahat ve size dinlenme imkanı sağlayacak bir ortam var. Manzarası da gayet güzel. Ve deniz havası biraz daha burada etki altına aldı bizi. Güzel güzel bir Akdeniz havası ve Premier Bar. Günaydın, kolay gelsin. Az önce pool barda gösterdiğim konseptin aynısı tabii ki burada da geçerli. Yine premium marka birçok içecek, alkollü alkolsüz içecek seçenekleri burada da misafire sunuluyor. Taze sıkılmış portakal suyu, limonata veya soğuk kahvelerde soğuk içecekler olarak misafire sunulan ürünlerden bazıları. Premier Bar'ın hemen ön tarafında böyle sandalyelerin bulunduğu bir alan var. Bunun sebebi Premier Bar'ın ön tarafında bir sahne olması. Şu anda kapalı ama haftanın belli günlerinde burada çok güzel şovlar sergileniyor. Müzik programları sergileniyor. İnsanlar, misafirler Premier Bar'dan hizmet alırken, içeceklerini alırken burada da şovlarını izleyebiliyorlar. Güral Premier Tekirova şov ve gösteriler anlamında çok aktif bir tesis. Sadece bu alanda değil. Bakın şuradan sahile doğru yaklaştığımızda
Karşıda bir sahne daha var. İsterseniz sahile inerek oradan devam edelim. Premier Bar'ın hemen yan tarafında sahile çok yakın bir mesafede Snake Restoran var. Snake Restoran aslında gün içerisinde en keyifli yemek alacağınız yer. Açık büfe ana restorandaki öğle yemeğine alternatif olarak anlatıyorum burayı. Birazdan açılacak. Şu anda arkadaş hazırlıklarını yapıyorlar. Öğle saat 12'den akşam saat 17.30'a kadar alakart olarak buradan siparişinizi verebilir. Açılan kare koddaki menülerden güzel bir beach snack keyfi yapabilirsiniz. Özellikle çok lezzetli bir köfte denedim. Süzme yoğurt üzerine yatılmış, yanında hafif acı biberle bunun görüntüsünü paylaşıyorum. Mutlaka deneyin diyerek. Efendim, Güral Premier Tekirova'da güzel bir öğleden sonra havuzdan, denizden çıktınız. Ana restorana gitmeye gerek kalmadı. Saat 3'te sipariş üzerinde böyle özel bir köfte getiriyorlar. Şimdi neden özel diyorum? Öncelikle köftenin harcı otelin kendi mutfak ekibinin hazırladığı bir harç. Yani özel bir lezzeti var. Ayrıca de altında süzme yoğurt var. Gayet güzel bir sinek alternatif olarak aklınızda bulunsun. Sinek restoran görüntüleri sunarken bu menüyü de size örnek olarak sunmak istedim. Sinek restoranda kare kodu okuttuğunuz zaman açılan menüden buradan artık yiyecekler veya içecekler neyi isterseniz seçebilir. Ve salatalar, mezelerden başlamak üzere mesela ızgaralar, fast food, pideler, pizzalar, makarnalar gibi birçok seçeneği, işte tatlılar burada, waffle'lar, sütlaçlar, kıymalı pideler, fungiler. Kısaca fikir verdim zannediyorum, daha fazla sizi yormayayım. Hemen şu bölümde açık büfe olarak yine meze ve meyve bölümü var. Hani siz siparişinizi verirken kare kutu okutabilir ve oradan açılan menüden seçim yapabilirsiniz. Ama salatanızı ve mezelerinizi buradan kendiniz görerek seçebilirsiniz. Kolay gelsin. Snack restorandaki masa düzeni ve menüsü seçtikten sonra keyifle tadabileceğiniz oturma alanları da işte buralar. Ve denize sadece birkaç adım mesafedeyiz. Tekrar göstereyim. Bakın şuradan geldiğinizde artık plaja çıkabiliyorsunuz. Evet, Snack Restoran'ın açılış ve kapanış saatleri tekrar belirtilmiş. Şortunuzda, terliğinizde hiç üzerinizi değişmeden denizden çıkıp buradan faydalanabilirsiniz. Ve efendim, güzel bir Haziran sabahında Güral Premier Tekirova'dan herkese günaydın. Videomuzun bu bölümünde Güral Premier Tekirova'nın sahilinden bahsedeceğiz. Zaten otelin isminin içinde Tekirova olması aslında konumunun ne kadar ayrıcalıklı olduğunu, Antalya bölgesinde deniz ve doğanın, dağların, torosların kavuştuğu en güzel sahillerden birisi olduğunu ifade ediyor diye düşünüyorum. Ben aslında sadece Güral Premier Tekirova için değil, bu sahilde bulunan tüm otellerin şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten bütün Antalya sahilleri için söylüyorum. Bu bölge doğayla, toroslarla, denizin kavuştuğu, buluştuğu en güzel noktalardan bir tanesi. Eğer siz de bir deniz severseniz ve Güral Premier Tekirova'da tatil yapıyorsanız sahile geldiğiniz zaman böyle inanılmaz güzel bir atmosferle karşılaşacaksınız. Bugün sabah saatlerinde ben teknemi park ettim. Size videoyu güzel görüntüleri sunmak için mesaiye başladım. Ve şimdi sahil alanından görüntülerle size Güral Premier Tekirova'nın sahil bölümüyle ilgili fikir vermeye çalışacağım. Hemen başlıyorum. Efendim, bu arada teknemi park ettim dedim ya, tabii ki şakaydı, keşke öyle olsa. Teknelerden bir tanesi otelin teknesi, bir diğeri bir misafirin teknesi. Eğer isterseniz bazı günlerde tatilinizden bir gün ayırıp burada bir mavi yolculuğa çıkabilirsiniz. Küçük bir ekstra ücreti var ama Kemer bölgesindeki koyları gezmek için bence güzel bir fırsat. Güral Premier Tekirova'dayken aklınızda bu aktivitede bulunsun diyerek tekrar sahil görüntülerine başlamak üzere kamerayı alıyorum. Efendim, Güral Premier Tekirova sahil videomuza denizin ne kadar berrak olduğundan bahsetle başlayalım. Tabii ki mavi bayraklı, artık bunu söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Ve Tekirova sahillerinin eşsiz manzarası, eşsiz doğası Güral Premier Tekirova'ya da bu anlamdaki ayrıcalığını sunuyor. Bakın, hemen otelin arka tarafında Tahtalı Dağ zirvesi, Torosların Akdeniz'e kavuştuğu en yüksek noktalarından bir tanesi. Üstünde de bir teleferik var. Zamanınız olursa Çamyuva bölgesinden teleferikle karşımıza gören tepenin en uç noktasına kadar çıkabiliyorsunuz. Muhteşem bir manzara eşliğinde ben şöyle biraz otelin sahilinden bahsetmek istiyorum. Denize tekrar dönelim. Kum çakıl karışık, biraz çabuk derinleşen ama akvaryum gibi tertemiz bir deniz.
Sabah saatlerinde gayet güzel. Öğleden sonra bazen biraz dalgalanıyor. Tüm Antalya sahillerinde olduğu gibi. Denize giriş sırasında yer yer böyle çakılları gözlemleyebilirsiniz. Ama kesinlikle büyük taşlık değil burası. Hani kemerin bazı bölgelerinde çok büyük taşlardan oluşan bölümler oluyor. Öyle değil. Bakın şuradaki minik taşları geçtikten sonra, minik çakılları geçtikten sonra daha çok kum ağırlıklı olarak ilerleyebiliyorsunuz. Daha sonra da yüzme keyfinize başlayabiliyorsunuz. Buradaki tekneler, az önce bahsetmiştim, bir tanesi otelin teknesi. Zaman zaman günübirlik turlar yapıyorlar ve ekstra ücret karşılığı bu turlara katılabiliyorsunuz. Tesisin 3 tane iskelesi var. Bunlar tabii büyük platform iskeleler değil aslında. Sadece iskeleden denize girmek isteyen misafirlerimiz bunları kullanabilir. Ama güneşlenmek için, şezlong kullanmak için hemen arkamda gördüğümüz bu birinci sınıf yatak şezlongları kullanabilirsiniz. Şimdi şezlonglara yaklaştığımız zaman tabii ki dökme kum ve biraz daha böyle nasıl söyleyelim, rahat bir şekilde şezlong kullanımı yapabileceğiniz bir zemin hazırlanmış. Tekrar ediyorum, şezlongların tamamı birinci sınıf yatak şezlonglar. Dolayısıyla böyle güzel bir sahile de böyle kaliteli şezlonglar yakışırdı. Şimdi sabah erken saatlerle ben görüntü aldığım için henüz kimse yok. Birazdan misafirler gelmeye başlayacaklar. Sadece sabah sporu yapanlar ve sabahları denize girmeyi sevenler var benim gibi. Siz de eğer Gral Premier Tekirova tatili yapıyorsanız sabah saatlerinde doğanın bu güzel havasını mutlaka solumak için sahile gelmelisiniz. Şöyle nefes nefese kaldım. Yavaş yavaş ilerleyerek şu arka tarafta çim bölümünde de şezlonglar var. Yani sadece kum alanda değil, zemini çim olan bölümlerde var. Oraya doğru yürüyeceğim. Ama önce şöyle yapalım. Bakın sol tarafımda su sporları merkezi var. Şimdi bulunduğumuz bölge hemen karşıda Üç Adalar denilen bu bölgenin, hatta Türkiye'nin en popüler dalış noktası olan bir bölge. Dolayısıyla buradaki su sporlarında elbette surf, kano, yelken, işte banana, ringo, bir sürü eğlenceli aktiviteler veya sportif aktivitelerle ilgili donanım var. Şöyle yaklaşarak gösterelim. Ancak bunun yanı sıra bir de dalış okulu var bu bölümün. Yani Üç Adalardan bahsettim ya, eğer dalış merakınız var ise burada profesyonel bir dalış okulundan malzemelerinizi kiralayabilir ve dalış yapabilirsiniz, dalış turuna katılabilirsiniz. Eğer dalış bilmiyorsanız da çok uygun fiyatlarla dalış dersi alabilirsiniz. Bakın şuradan gösteriyorum, hemen yaklaştım. Evet, burası da dalış okulu. Burada birazdan gelen arkadaşlar gelecekler ve dilerseniz sertifika alabileceğiniz programlarla bile burada dalış dersi alabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Yine Gral Premier Tekirova'da özellikle spa hizmeti alan ve bunu seven misafirlerimiz eğer isterlerse masajlarını spa merkezinde değil, işte bakın buradaki deniz kokulu, çam kokulu masaj ünitelerinde alabilirler. Çok kısaca burayı da göstereyim ben size. Ya otel konsepti ve donanım o kadar fazla ki nereye baksak farklı bir hizmet alanı görebiliyoruz. Dolayısıyla ben de yürüyüşüm sırasında rastladığım tüm noktalardan size bahsetmek istiyorum. Yani masaj seven misafirimiz, ya Ersin bana bunu göstermişti deyip masaj randevusunu burada alabilir. Özellikle sabah saatlerinde bence çok keyifli olur. Biraz daha sessiz sakinken. Tabii ki beach volley. Yine animasyon ekibinin programı çerçevesinde burada oyunlara katılabilirsiniz. Ve şimdi sahil yürüyüşümde aslında şezlong ve şemsiyelerden sonra size kendinizi daha özel hissettirecek, daha ayrıcalıklı kullanım alanı sunacak ve sahilin tadını size özel alanlarda kullanma imkanı tanıyacak. Bu salıncaklardan bahsetmiyorum tabii ki. Pavilyonlardan bahsediyorum. VIP alanlardan bahsediyorum. Şimdi bunlardan bir tanesini göstereceğim size. Bakalım beğenecek misiniz? Sahilde bir ev düşünün. Terasıyla, üst kattaki bölümüyle, hani bir teras daha düşünüyoruz hemen. Kendi içinde banyosuyla, odasıyla, klimasıyla sanki bir özel oda tipi, denize birkaç adım mesafede. Şimdi bunlardan bir tanesini keşfe başlıyoruz. Şimdi bu VIP pavilyonun içine girmeden önce şöyle bir dışarıdan tekrar göstermek istiyorum. Hani neyi keşfettiğimizi önce dışarıdan bir görelim. Keşfe başlayacağız dedim ama bakın ne kadar güzel. Sahile ev yapmışlar ve bunu size günlük olarak kiralıyorlar. Tabii ki ekstra ücreti var. Bütün otellerde biliyorsunuz pavilyon alanları ekstra ücrete tabidir. Ama burada pavilyondan çok öte bir şey var. Yani çok özel bir kullanım alanı. Dolayısıyla dışarıdaki görüntüsünü de ben önce paylaşmak istedim. Sonra yavaş yavaş geliyorum ve içeri gireceğim. Ben daha önce bu kadar donanımlı bir pavilyon gezmemiştim. Yani pavilyon da demeyelim artık buna. Burası VIP bir oda. Sahilde size özel hazırlanmış bir oda. İçeri girdiğiniz zaman
Teras alanı dışarıdan göstermiştim. Bakın içeriden çok güzel, çok rahat oturma grupları. Büyük ekran televizyonu. Çok güzel yemek masası. Arkamızı döndüğümüz zaman burada mini bir mutfak var. Ve burada da öncelikle oldukça kaliteli Schiller marka kahve kapsülleri ve kahve makinesi var. Şöyle açtığımız zaman tamamen dolu bir mini bar konsepti. Burada çerezler, cipsler ve özel ikramlar var. Banyosu var. Gayet güzel ve ilginç. Ben ilk defa sahilde böyle bir konsepte pavilyon gezdim, bir kez daha söylüyorum. Bornozları var. Bulgari marka buklet malzemeleri, şampuanları, losyonları, saç kremleri var. Tıraş setleri ve diş bakım setlerini, diş fırçalarını unutmayalım. Tabii ki buraya ikramlar konusunda herhangi bir sınır yok. Gün boyunca soğuk meyveniz, şampanyanız, yemeğiniz buraya servis ediliyor. Burada gördüklerimiz sadece ikram olanlar. Ama isterseniz öğün olarak da yemek siparişi verebiliyorsunuz ve yemeğinizi burada yiyebiliyorsunuz. Terasa çıkıp güneşlenebiliyorsunuz. Ve şöyle açalım. Açabilecek miyim? Açtım. Çok güzel bir deniz havasıyla tatilinize devam edebiliyorsunuz. 6 kişiye kadar kullanım imkanı var burada. Ve elbette klimalı. Klimayı unutmayalım. Şimdi bütün bunların yanı sıra sahildeki bu özel hizmet noktası sadece içerideki bölümde bitmiyor. Bunun yanı sıra bir de teras kısmı var. Şimdi oraya çıkacağım. Bakın buradan. Bizim Adana'da buna dam derler. Dama çıktım. Bakın damda da manzara müthiş. Yani tamamen ayrı VIP bir oda yapılmış. Hani adına pavilyon demişler ama gerçekten burası çok çok özel, çok nitelikli bir kullanım alanı. Bu alanı kullanmak için elbette rezervasyon yaptırmanız ve belli bir miktar ödeme yapmanız gerekiyor. Zannediyorum 200 ila 250 euro arasında günlük bir ücreti var. 6 kişiye kadar kullanım imkanı tanıyor ve bütün yemekleri, ikramları, içecekleri az önce gördüğünüz şekilde bu bloğu tamamen sizin kullanımınıza sunuyorlar. Zannediyorum çok beğendiniz. Ben de öyle. Tamam. Böyle de bitirdim. Daha çok işim var. Güral Premier Tekirova keşfim devam edecek. Güral Premier Tekirova'da sahil keşfimiz devam ediyor. Şimdi az önce şu karşı alandan görüntü almıştım. Biraz daha ilerledim. Çünkü size iskeleden biraz daha bahsetmek istiyorum. İskeleden denize girme keyfinden biraz daha bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda şezlongların bu düzenini, tertibini ve kalitesini bir kez daha göstermek istedim. Bu arada hemen bu şezlongların arka tarafında barlar da mevcut. İçeceklerinizi çok rahatlıkla, çabuk ve kolay bir şekilde alabilirsiniz. Şuradaki şezlongların yanından iskeleye doğru ilerliyorum şu anda. Efendim sahil turumu yaparken bu noktayı göstermezsem olmazdı. Hani iskeleden bahsettik ya, az önce şu karşıda teknelerin olduğu bölümdeydim. Şimdi ikinci iskeleye geldim. Bakın sağ tarafında bir tane daha iskele var. Denize girmek için kullanabileceğiniz. Yaklaşık 300 metrelik bir sahil şeridinde şezlonglar, şemsiyeler gayet güzel bir şekilde sizleri bekliyor zaten. Ama bakınız iskeleye geldiğiniz zaman da burada gayet güzel bir şekilde denize girme alanları yapılmış ve bunun yanı sıra duş da konmuş. Yani eğer derinden denize girmek istiyorsanız bu noktaya gelip her iki iskelede duşlarınızla beraber hizmet alabileceğiniz bölümden faydalanabilirsiniz. Bu da aklınızda olsun istedim. Bu yüzden iskelenin üzerine kadar çıktım ve bu alanı size gösterdim. Ama buradan nasıl ineceğim onu bilmiyorum. Çünkü dalgalar iskelenin biraz daha önüne kadar uzanıyor. Benim de ayağımda beyaz yeni ayakkabılarım var. Bakalım çıkarken atlayarak çıktım ama şunlar şu gittikten sonra başardım. Biraz kirlendi ama yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Elbette sahile geldiğinizde en çok ihtiyacı olacak şeylerden bir tanesi havlular olacaktır. Sabah 8'den akşam 6'ya kadar buradan havlunuzu alabilirsiniz. Gün içerisinde ihtiyacınız olursa ıslananla veya kirlenenle yenisini değiştirebilirsiniz. Yine Güral Premier Tekirova'nın hizmetiyle alakalı havuz kısmında da, havlu hizmetiyle alakalı havuz kısmında da bölümler var. Elbette tesisin çevreci bir tesis olmasından kaynaklı olarak birçok bölümde bu şekilde cam, metal, işte plastik veya organik atıkları ayrıştıran bir stand da bulunmakta. Bundan birçok yerde görebilirsiniz. Efendim sahil bölümünde tatil yapan misafirlerimiz, denizden faydalanan misafirlerimiz bir şeyler içmek istediklerinde farklı bölümlerde barlar var. Şu anda onlardan bir tanesindeyim. Begonville Bar'dayım. Burası sabah 9'da akşam saat 6 arasında açık.
ve çok güzel serinleti içecekler var. Limonatalar, soğuk kahveler, milkshake'ler, taze sıkılmış portakal suyu veya özel yapım şangralar var. Ve sahil alanında içeceklerinizi yudumlarken şezlongunuz yerine şöyle güzel gölge bir alanda oturmak isterseniz yine çok güzel bahçe mobilyalarıyla dekore edilmiş bir plaj oturma standı platformu var. İşte burada da gayet rahat koltuklarda denize çok yakın mesafede kokteylinizi, biranızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Yavaş yavaş devam ediyorum. Bakın arkada bir şov sahnesi var. Havuz tarafında. Oradan birazdan bahsedeceğim. Ama şöyle biraz daha ilerlemek istiyorum. Sahildeki hizmet alanını bitirmek üzereyim. Çim olan bölüme geçeceğim şimdi. Şezlongların çimde olanları da var. Onları göstereceğim size. Yaklaşık 30 metre ileride Begonvil var vardı. Şimdi yine plajdaki bir başka hizmet barına geldik. Mimosa bardayız. Yine aynı şekilde burada serinletici içecekler, biralar, çaylar, kahveler misafirleri sunuluyor. Şangralarla beraber. Yani plaj alanında içecek hizmeti almak için oldukça rahat konumda barlar sizlere hizmete sunulmuş. Hemen buradan devam ediyorum. Efendim işte burası da Güral Premier Tekirova'nın çimler üzerindeki sahil şezlong alanı. Yani eğer hemen şu ön tarafta demin gösterdiğim, demin Adanalı işi oldu, az önce gösterdiğim yatak şezlongların kum üzerinde bulunduğundan bahsetmiştim. Burada da çimler üzerinde gayet böyle yine dekoratif palmiye gölgesinde salıncakların da bulunduğu, ya şu turkuazla beyazın uyumu bilmiyorum size de böyle çok güzel geliyor mu? Direkt tatil alanı satıyor. Çok güzel dekoratif bir şekilde hazırlanmış şezlongların olduğu bölümde de güneşlenme keyfinizi çıkarabilirsiniz. Güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Evet, sahille ilgili zannediyorum yeteri kadar bilgi verilmiş oldum. Şimdi buradan artık hemen arkamda bulunan ana restorana geçeceğim ve kahvaltı büfesi göstereceğim sizler için. Sabah saatlerinde güne enerjik başlamak için keyifli bir kahvaltı nasıl sunuluyor, büfede neler var onlardan bahsedeceğim. Ve hemen kahvaltı büfesi gösterine başlamak için ana restoranın giriş bölümüne geldim. Mis gibi bir Haziran günü. Kemer kokuyor, dağ, çam, deniz, bütün doğa kokusu burada ve böyle güzel bir girişten aynı zamanda hemen arkamızdaki Tahtalı Dağı zirvesi de bulutlarla kaplı oradaki ihtişamlı görüntüden dönüyorum Güral ana restoran girişine. Şimdi otelde tatiliniz boyunca kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini alacağınız ana restoran Güral restoran ve şöyle ilk adımlarımızı atarak bu vesileyle sizi tanıştıralım. Tatile geldiğinizde hani kahvaltıyla başlıyoruz dedik ya, bakalım bizi nasıl bir restoran bekliyor. Şurada bir durdum. Gerçekten ihtişamlı, böyle saray ihtişamıyla bir restorana girdiğimi söyleyebilirim. Neden bunu söyledim? Evet, güzel avizeleriyle, desenli motifli kapılarıyla ve boydan boya her yeri, bütün zemini kaplayan desenli, çok güzel görünümlü mermerleriyle gerçekten çok alımlı, güzel bir restorana girdik. Sağ tarafımızda bir salon var. Faselis salonu. Ben burayı gördüğümde hemen şunu anlıyorum. Demek ki restoran bölümlere ayrılmış durumda. Karşıda bir salon daha var. Olimpos. Şimdi buradan yavaş yavaş restorana girerken tabii çok hoş bir karşılama bölümü var. Cansu Hanım sizi karşılıyor. Günaydın. Detoks içecekleriniz ve şampanyamız var. Kahvaltı büfesine girerken de şampanya ikram ediliyor. Daha çok kim tercih ediyor şampanya Cansu Hanım? Litvanyalılar ve Moldovalılar şampanya ikramı istiyorlar. Biz de buradan dersek salatalık suyu. Başka neler var? Zencefil, limon, nane limon şeklinde bir başlangıçla, işte açıcı başlangıçla kahvaltı büfesine giriş yapabiliriz. Teşekkür ederim birazdan. Çok sağ olsun. Kolay gelsin sana. Evet, Güral Premier Tekirova'da Güral ana restorana giriş yaptım. Burada çorba ikramıyla başladık. Sabahları çorba seven misafirlerimiz için. Şöyle bakalım, domates çorbası ve mercimek çorbası var. Kızarmış ekmek ve diğer işte maydanoz vesaire garnitürde. Güzel kokuların geldiği, güzel kokuların geldiği. Günaydın. Günaydın efendim. Çok güzel domates, salatalık. Soğan da doğruyor arkadaşımız. Yaz aylarının olmazsa olmazı kahvaltımızda domatesimiz, salatalığımız, yanında peynirimiz. Sıcaklarımız, birazdan hepsini göstereceğiz. Ama ilk bölümde böyle güzel bir taze domates salatalık kokusuyla başladık. Günaydın, kolay gelsin.
Burada ustamız pişi yapıyor. Harika. Yanında yumurtalar var. Tabii şu anda saat henüz 7. Misafirler yeni yeni gelmeye başlıyorlar. Onlar da hazırlıklarını yapmışlar. Misafirlerin gelmesini bekliyor. Biz böyle daha sakin bir şekilde görüntüleri alma şansımız oluyor. Hemen bu görkemli, ihtişamlı restoranda peynirlerle devam edelim isterseniz. Sabah kahvaltısı ile ilgili size bilgi vermeye. Şuradan başlıyor. Sonuna kadar gidiyor. Tek tek okumayacağım ama örnek vereceğim. Bakın klasik beyaz Ezine peyniri, yörük peyniri, örgü peyniri, edam peyniri, klasik beyaz peynir, Erzincan tulum peyniri diye gidiyor. İzmir tulumu. Hadi sayalım. Klasik çettar peyniri, eski kaşar, sepet peynir ve bitti. Ama saymadığım çok şey var. Bakın burada mesela emmental peynir gibi ya da gouda biberli peynir gibi seçenekler yine sizlere sunuluyor. Onun hemen arkasında salata büfesi var yine. Her ne kadar giriş bölümünde arkadaşımız taze taze domates salatalık doğruyor olsa da dilerseniz buradan kendi salatanızı oluşturabilirsiniz. Şimdi en çok neyi merak ettiğinizi biliyorum. O yüzden şöyle sıcaklara doğru mu gideyim? Zeytinlere denk geldim. Genlik sele zeytini, havuç dolgulu zeytin, yeşil zeytin, kıvırcık sele zeytin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane zeytin sunum kasesi gördüm. Yine gayet güzel. Öyle güral etkilerini tabii görüyoruz her yerde porselenlerle beraber. Hemen arkamı dönüyorum buradan. Evet, yavaş yavaş sıcaklara başlıyoruz. Yumurtalı ıspanak. Mini volovanlar. Yine bir çeşit hamur içerisinde bakın yumurta hazırlanmış. Hem şık görünüyor, güzel görünüyor hem de iştah açıcı. Böyle hani farklı lezzetler tatmak isterseniz diyelim ama yok illa ben sucuklu yumurta mı istiyorum derseniz de tabii ki sizi kırmıyoruz. Ve o görüntüleri de videoma ekliyorum. Şimdi şuradan devam edeceğim. Karpuz, kavun, ananas, yani bunu şunun için sayıyorum, soğuk meyve köşesini de göstermiş oldum. Aslında hedefim şu tarafa doğru ilerlemekti. Çünkü bu da rengarenk güzel bir unlu mamula köşesi hazırlanmış. Sakallımız var, donutlarımız var, susamlılar var, fırından güzel kokular var. Ve kahvaltı büfesinin yine en çok ziyaret edilen noktalarından bir tanesi börek köşesine geldik. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Oo, kol börekleri çıktı. Kol börekleri çıktı. Kolay gelsin, günaydın. Oo, su böreği de varmış. Hem kıymalı hem peynirli. Burada tost alternatifi de var ama bir dakika, bu bana çok alımlı geldi. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kol böreği seven misafirlerimiz kahvaltıda buraya uğrayacaklar. Böreklerini alacaklar. Kıymalısı var, peynirlisi var. Hem su böreği hem de kol böreği olarak iki seçenek sunulmuş. Hanımefendi de şu anda misafiri sunmak üzere hazır. Kahvaltı büfesini gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Aynur ablanın mekanına geldik. Aynur abla burada bize ne yapıyor? Çok güzel helli mızgara yapıyor. Bir de gözleme yapıyor. Başka ne yapıyorsun Aynur abla? Sucuk da mı geliyor? Yapıyorum. Aman. Vallahi Aynur abla tam böyle şey yaptı. Sokak lezzetleri gibi oldu Aynur abla. Vallahi çok güzel oldu. Vallahi şov yapıyor. Şov. Kamerayı gördü ya, şova döndü. Kolay gelsin ablacığım. Evet, sucuk ızgara, helli mızgara ve gözleme bul. Yemek istiyorsanız Aynur ablayı bulun. Adresi veriyorum. Doyamadım burayı çekmeye. Hadi kolay gelsin Aynur abla. Ve yine kahvaltının olmazsa olmazlarından birisi göz yumurta. İsterseniz tek taraflı, isterseniz çift taraflı. Bakın bir turist misafirimiz çift taraflı istedi şimdi. Ama görüntü çok iştah açıcı. Buradan da göz yumurtanızı alarak kahvaltınızı lezzetini artırabilirsiniz. Göz yumurtanın dışında eğer isterseniz hemen yan tarafta da omlet hazırlanıyor. Burada da isterseniz sade, isterseniz karışık, işte peynirli, domatesli, mantarlı nasıl isterseniz. Burada misafirler tercihlerini yapıyorlar ve omletlerini şefimizin elinden taze taze alıp kahvaltılarını lezzetlendiriyorlar. Kolay gelsin. Burası da kahvaltının tatlı köşesi. Bal kaymak yapmak için buraya geleceksiniz. Ama tabii isterseniz şöyle misafirimizin yanından hemen geçeyim. Tahinler, pekmezler, kompostolar veya diğer tatlı seçenekler. Dilerseniz
kurutulmuş meyveler veya lokumlar ki turistler çok tercih ediyorlar. Bu bölümde yine misafirimize sunulmuş. İsterseniz tabii burada süzme bal seçeneği de var petek bal dışında. Ana restoranda bu köşe bebekler için ayrılmış, minik misafirler için ayrılmış. Hem meyve ve sebze püreleri, aynı zamanda meyveli yoğurtlar, probiyotikler, isterseniz de misafirimizin bebekler için kendi mamalarını kendileri hazırlayabilecekleri hazırlıklar var. Elbette istediğiniz özel bir hazırlık gerekiyorsa, yani özel malzemeler gerekiyorsa, bunu restorandaki ekip arkadaşlarımıza, şeflerimize söyleyerek bebeğinizin daha çok ihtiyaç duyduğu veya daha çok talep ettiği diyelim, menüleri burada onlar için hazırlayabilirsiniz. Yine bir başka soğuk meyve büfesi. Hatta şurada bir tane daha var. Yaz aylarının en renkli, en lezzetli, en güzel köşeleri. Az önce şu diğer tarafta da karpuz, kavun, soğuk, işte ananas vesaire sunumu vardı. Onun karşısında da bu bölümü yine meyve büfesi alternatif olarak eklemek istedim. Ve şimdi de kahvaltı tabağınızı aldıktan sonra veya işte öğle yemeği, akşam yemeği tabağınızı yaptıktan sonra nerede oturabilirim sorunuza, daha doğrusu bu anlamda fikir vermek için salonlardan bir tanesine giriyorum. Şimdi şöyle tekrar geri gideceğim bir dakika. Buranın ismi Kemer Salonu. Kemer Salonu gibi burada, bu 5. salon ama bilmiyorum 5 ya da 6 tane salon var. İleride Perge'yi gördüm, Olimpos'u gördüm, Faselis'i gördüm. Şimdi bu salonlar tabii ki klimatize alanlar, kapalı alanlar. Yani yaz aylarında isterseniz bu bölümleri kullanabilirsiniz. Tabağınızı aldıktan sonra gayet güzel servisleri hazırlanmış. Tabii şu anda sabah kahvaltı servisi, akşam yemeği servisinde biraz daha farklı olabiliyor masa düzenleri. Onu da yine akşam yemeğinde göstereceğim size kısaca. Ve dışarı çıkıyorum, terasa çıkıyorum. Teras biraz daha alımlı geldi bana. Yine bu bölümler de ayrı ayrı birimler halinde isimlendirilmiş. Mesela burası Demre bölümü. Antalya bölgesindeki antik kentlerin isimleri verilmiş. Gördüğüm kadarıyla. Ve şöyle güzel bir kahve kokusuna doğru ilerliyorum. Kahve kokusu nereden geliyor, nereden geliyor, nereden geliyor derken burada Schiller markasını gördük. Demek ki otelde Schiller marka kahveler ikram ediliyor. Buradan taze kahve çekirdekleri anlık olarak orijinal makinalarda misafirlerin tercihine göre sunumları yapılıyor. Günaydın arkadaşlar, kolay gelsin. Mert günaydın, Ahmet günaydın. Kekova'ya geldik. Good morning, good morning. How are you? Günaydın. Her şey yolunda. Harika. Türk yemekleri çok lezzetli. Evet, harika. Evet, have a good holiday. Bye bye. Evet, misafirler gayet memnunlar. Zaten çok şaşırmadık bu duruma. Yine minik misafirlerimiz için çokça mama sandalyesi var. Tabii Güral Premier Tekirova'nın bir aile oteli olduğunu bir kez daha vurgulayalım burada. Dolayısıyla çocuklu aileler için bolca imkan var. Burada hazırlanmış, gayet güzel dezenfekte bir şekilde seçilmiş bebek sandalyeleri sadece bir örnek buna. Arikanda bölümündeyiz. Terasta bile masalar ayrı ayrı bölümlerde. Bu gayet güzel. Şimdi tekrar şuradan dışarı çıkıyorum. Bir bölüme daha inmiş olacağım. Giderek de denize yaklaşıyoruz. Artık denize sadece birkaç adım mesafede çok güzel bir Akdeniz havasıyla kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinizi alabileceğiniz ana restoran kapalı ve açık alanlarını sizlere göstermiş oldum. Daha sonra akşam yemeğinde tekrar burada buluşacağız. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bakın burada Likya isimli bir servis barı var. Ana restoran servis barı. Ana restoran toplam 5 tane servis barı var. 2 tanesi teras bölümünde, 3 tanesi de ana restoranda. Yani siz siparişinizi verdiğiniz zaman arkadaşlarımız, bakın Mert kardeşim burada misafirimize servis yapıyor şu anda. Siz masanıza oturuyorsunuz ve ne istiyorsanız içeceğinizi sipariş ediyorsunuz. Arkadaşlarımız da size servisinizi gerçekleştiriyorlar. Servis barlarından hemen hızlı bir şekilde masanıza içecek hizmetinizi almış oluyorsunuz. Ve kahvaltı sonrasında yavaş yavaş oda turumuza başlıyoruz. Havuz alanından, restorandan çıkıp havuz alanından, Premier Bar'la Pool Bar'ın ortasından, amfiteyatronun olduğu bölümden yavaş yavaş ilerliyorum. Bir havlu deskimiz daha var burada. Ve artık odalara doğru geçeceğim. Oda turumuza başlayacağız. Güral Premier Tekirova'nın oldukça çeşitli oda tipleri var. Seçenek olarak sunuluyor. Oraya doğru ilerliyorum. Tabii ki yine buradaki alışveriş mağazalarından bahsetmek istiyorum. Gözlüğümüz, ayakkabılarımız, çantalarımız veya diğer ihtiyaç duyduğunuz market ihtiyaçlarını buradan edinebilirsiniz. Bu arada amfiteyatroyu tabii ki akşam görüntüleyeceğim ama şuradan da kısaca bir ön bilgi anlamında sunayım hemen size. Akşam saatlerinde yemekten sonra çok özel şovların sergilendiği
Güral Premier Tekirova Amfitiyatro sahnesi işte burası. Arkadaşlarımız tanıdık yapıyorlar. Günaydın herkese. Günaydın. Harikasınız. Amfitiyatro nerede? Hemen Saat Kulesi'nin altında. Saat Kulesi'ni tesisin her yerinden orijin kabul edebilir ve yönünüzü buna göre belirleyebilirsiniz. Evet. Devam ediyoruz turumuza. Güzel de bir alkış aldık. Odalara gidiyoruz. Hedefimizde odalar var. Oda turu yapacağız. Amfitiyatrodan çıkıp odalara doğru giderken masa tenisi platformu diyelim. Bakın üstünü kapatmışlar. 4 tane masa tenisi platformu var burada. Çok da akşamları hareketli, renkli geçiyor. Buradaki bazen iddialı maçlar da oluyor. Odalara doğru ilerlerken karşıma çıkan bir başka bölüm. Güral Premier Tekirova'nın Sports Arenası. Bakın burada arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar. Kangoo Jump'lar birazdan yine animasyon ekibinin programı çerçevesinde size bolca kalori yaktıracak aktiviteler yapılacak. Denk gelirsem onları da ayrıyeten görüntüleyeceğim. Bakın bu alandayız. Ve sonrasında odalar başlıyor artık. Bu arada burada hemen bahsetmek istiyorum ki Güral Premier Tekirova'da özel bir tenis akademisi de var. Eğer tenis merakınız var ise burada son derece profesyonel koşullarda tenis dersi alabilir. Veya eğer siz zaten biliyorum ben kendimiz oynuyoruz derseniz hocalarla özel tenis maçları yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Efendim şimdi Güral Premier Tekirova'nın odalarını yakından keşfe başlayacağız ama ben bu noktada kuş bakışı olarak odaların konumunu bir kez daha atlatmak istedim. Öncelikle Deluxe odaları gezeceğiz. Bir Deluxe oda, bir de Deluxe Family oda gezeceğiz. Bu odalar şu gördüğümüz bloklarda bulunuyor. Üçer katlı Osmanlı konaklarına benzeyen bloklarda bulunuyor. Daha sonra da havuz odaları gezeceğiz. Onlar da ön tarafta denize daha yakın konuda yer alıyor. Bunu bir kez daha hatırlatarak hemen yürüyerek yapacağım oda turuna başlıyorum. Ve efendim Güral Premier Tekirova'da oda keşfimiz başlıyor. Yavaş yavaş odaları gezeceğiz. Otelin özelliği itibariyle çok sayıda odası var, oda seçeneği var. Sizlerin aile yapınıza göre, kişi sayınıza göre seçebileceğiniz büyüklükte farklı oda tipleri var. Bunlardan bahsedeceğim size. Arkamda gördüğünüz gibi konaklarda havuzlu olan odaları var. Mesela şu anda burada gördüğümüz konaklara ait bir havuz burası. İki katlı, daha doğrusu zeminle birinci kat diyebileceğimiz bloklarda önlerinde havuzlar şeklinde özel bir konaklama imkanı sunuluyor. Önde havuz olmayan konaklar da var. Onlara da bahsedeceğim. Ve ortalama 4-5 tane odayı videomuza ekleyerek sizin oda seçiminizde daha farklı bir bakış açısıyla daha doğru bir şekilde karar vermenizi sağlamaya çalışacağım. Güral Premier Tekirova'da oda turumuz başlıyor. Ben de sizlere en doğru bilgileri aktarmaya devam ediyorum. Lütfen rezervasyon için tatil ekibine ulaşmayı ihmal etmeyiniz diyerek keşfimize başlıyoruz. Ve Güral Premier Tekirova'da oda keşfimiz başlıyor. Sizler Güral Premier Tekirova rezervasyonu yaptırmak istediğinizde hangi odaları almanız gerektiğini kişi sayınıza ve zevkinize göre bu görüntülerle seçebilirsiniz. İlk olarak bir Deluxe oda gezeceğiz. Yine fiyat listelerimizde Güral Premier Tekirova ile ilgili en baz oda kategorisi, yani fiyat olarak da tabii ki en uygun fiyatlı olan oda. Ama bakın ne kadar geniş bir odaya giriş yaptık. Ortalama 55 metrekarelik bir oda burası ve bir büyük yatak, bir tek kişilik yatak standart olarak sunuluyor. Yani iki yetişkin artı bir büyük çocuk çok rahat kalabilir. Hatta bir ikinci çocuk var ise, yani dört kişilik bir aile iseniz ilave yatak olması kaydıyla, tabii ki çocuk yaşlarıyla ilgili otelden onay alınması kaydıyla bu odayı dört kişilik bir ailenin rahatlıkla kullanabileceğini burada ifade edebilirim. Odada ilk dikkatimi çeken parke zemin, aslında girişten itibaren mermer kullanılmış. Gayet güzel. Hani ayakkabıyla daha çok kullanılan bölüm burası. Burada işte valizimizi bıraktık, ayakkabılar vesaire mermer zeminde çok daha rahat kullanım olacaktır. Daha sonra parke başlıyor. İsterseniz banyoya bir göz atalım. Yine mermer zeminle başlıyoruz. Odanın geniş olmasının getirdiği bir ayrıcalıkla banyo da çok geniş. Bakın ne kadar rahat bir kullanım alanı var. Duşlu banyo ama sadece duş değil. Hemen şöyle sağa döndüğümüz zaman da jacuzzi'li bir küvet. Diğer tüm odalarda da aynı özellikle banyoları gezeceğiz. Hem duş hem de jacuzzi'li küvet olacak. Bakın burada jacuzzi, yani banyo köpüğü de var. İsterseniz Dove marka şampuan ve duş jeli. Havlularımız gayet düzenli. Pırıl pırıl tertemiz. Tekrar diyorum, gayet geniş, güzel bir banyo.
Hani burada makyaj aynası, saç kurutma makinesi zaten gözünüze çarpıyor ama ben yine de telaffuz etmek istedim. Daha da önemlisi şu bölümden bahsetmek istiyorum. Bakın setup bölümü gayet titizlikle ve misafirlerin bence hoşuna gideceği bir şekilde hazırlanmış. Sunum gayet güzel. Burada diş bakım setleri, tıraş setleri, hatta bir adet tırnak çakısı da var. Diğer malzemeler de burada misafirlerin kullanımına sunulmuş. Ve tekrar banyodan yavaş yavaş çıkış yapalım. Buraya geldiğimizde dolabı açıyorum, kasayı işte diğer tarafı açtığım zaman da bornozları ve terlikleri gözlemliyoruz. Yine bütün odalarda standart olarak bornozlar, terlikler, kasa ve buradaki kuru temizleme ile ilgili malzemeler, işte ayakkabı parlatıcısı vesaire dolabının kapağında tüm odalarda aynı şekilde sunuluyor olacak. Şimdi dilerseniz tekrar odanın içine doğru ilerleyelim. Burada bir boy aynası var. Onun yanından geçiyorum. Çay, kahve, meyve çay ikramı ve minibar setup'ına bakalım. Bu bölümde bir çubuk kraker ve cips gördüm. Dolabı açtığımda da şimdi çok şık bir dekor var öncelikle. Odanın genel yapısı aslında tesisin ambiyansıyla bütünleşiyor. Bütün motifler, kullanılan işte lambalar, aplikler, sehpalar, gördüğümüz gibi biraz bizim kültürümüzü yansıtan, kısmen Osmanlı kültürünü yansıtan ama bir o kadar da modern ve konforlu bir donanım sağlamış Deluxe Oda. Diğer odalarda bunların hepsini aynı şekilde gözlemleyeceğiz. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Burada bir tekli oturma grubu var. Ayaklarımızı uzatıp isterseniz televizyonunu açıp böyle güzel bir çay kahve ile tatilinize başlayabilirsiniz. Gün içerisinde dinlenmek için de kullanabilirsiniz. Tabii ki hanımefendilerin burada makyajlarını yapabilecekleri veya ne diyelim işte ayna ve sehpası. Odanın genel görüntüsünden sonra bir de balkona göz atalım. Şimdi bu bloklar zemin kat, birinci kat ve ikinci kat şeklinde. Yani balkona çıktığımız zaman hepsinde manzara aynı olmayabilir. Yine geniş bir balkona çıkıyoruz. Son derece rahat kullanımlı. Tekrar diyorum aldığımız odaya göre manzarası farklı olabilir. Burayı örnek olarak gösteriyorum size. Güzel bir çam ağacıyla muz ağacı manzaramıza eşlik ediyor. Balkonu şöyle kısaca görüntüsünü tamamlıyorum. Şimdi Deluxe odayı gezdikten sonra diğer oda tiplerini de size göstermek için turuma devam edeceğim. Olabildiği kadar çok görüntüyü eklemeye çalıştım. Tekrar banyo görüntüsünü kısaca alarak bu odadan çıkıyorum. Ve Güral Premier Tekirova'da şimdi bir aile odası gezeceğiz. Sonuçta bir aile otelindeyiz. Çocuklara geldiğiniz zaman daha rahat kalmak isterseniz iki bölmeli, iki yatak odası olan bu aile odalarından birini değerlendirebilirsiniz. Şu anda gezdiğimiz oda Superior Aile Odası. Farklı aile odaları da var. O yüzden altını çizerek söylemek istiyorum. Superior Aile Odası'nda iki ayrı bölüm var. Ara kapılı iki yatak odası. Bir bölümde iki yatak, diğer bölümde tek yatak. Bir de iki ayrı banyo var. Bakın banyonun bir tanesi burada. Az önce gezdiğimiz Deluxe Oda'daki banyo özelliğinin aynısı burada da mevcut. Yine hem duşlu hem jacuzzi'li, küvetli. Diğer özelliklerden çok bahsetmeyeceğim. Hemen hemen her şey aynı çünkü. Buradan çıkıyorum. Bakın ikinci odaya geçiyorum. İki ayrı yataklı bölümden. Ebeveyn odası diyebileceğimiz bir büyük yataklı oda ve burada da bir banyo var. Dolayısıyla süperior bir aile odası aldığınız zaman aslında yan yana iki oda almış gibi oluyorsunuz. Yine aynı şekilde hem duşlu hem jacuzzi'li bütün banyo bukletleri yine aynı şekilde hazırlanmış. Az önce tırnak çakısı dedim. Bu tırnak makası olacak. Buradaki bütün diş bakım setleri, tıraş setleri vesaire yine banyo köpüğüne kadar her şey aynı. Yan yana iki oda gibi düşünebileceğiniz süperior aile odasını tercih edebilirsiniz eğer kalabalık bir aileyseniz. 4-5 kişilik bir aileyseniz. Tabii her odanın kendine göre özelliği var. Mesela ebeveyn odasında burada balkon yok. Ama diğer odada balkon var. Yani tek balkonlu, çift banyolu ama tek balkonlu bir oda burası. Yine her odanın kendine ait özelliklerinden bir tanesi İkisinde ayrı ayrı minibarın olması. Böyle hızlıca yine göstereyim. Aynı konseptte. Hem burada minibar var hem yandaki oda minibar var. Her bir odanın ayrı ayrı klima sistemi var. Her bir odanın ayrı dolapları. Dolaplarında yine aynı şekilde böyle bornozları, terlikleri var. Hem bu odada hem de şurada yandaki odada. Tek tek göstermeye gerek var mı bilmiyorum ama esas özellik olarak süperior aile odalarının iki ayrı bölümden oluştuğunu, iki banyoya sahip olduğunu ve bir balkonlu olduğunu anlatmaya çalıştım. Sonuçta aslında iki oda almış oluyorsunuz ve rahat rahat konaklayabilirsiniz. İki yetişkin
İki çocuk veya çocuklar büyükse bile önemli değil çünkü yataklar gayet büyük görüyorsunuz. Hatta üçüncü çocuk var ise yine otelin onayı dahilinde 5 kişiye kadar bu odayı çok rahatlıkla kullanabileceğinizi ifade etmek isterim. Şimdi Superior aile odasından çıkış yaparak diğer odaları görmek üzere turuma devam ediyorum. Ve Gural Premier Tekirova'da yine bir oda turumuz başlıyor. Bir aile odası daha gezeceğiz. Az önce Superior aile odası gezmiştik. Bu defa havuzlu deluxe aile odası geziyoruz. Aradaki farklardan bahsedeceğim size. Şimdi öncelikle aile odası olduğu için elbette iki bölüm oluşmakta. Bir ebeveyn odası, büyük yataklı, bir de ailenin diğer fertleri için iki yataklı bir bölüm var. Karşıda da balkon kısmı var. O bölüm aslında işin finali. O yüzden orayı sona saklıyorum. İçeri girdiğimiz zaman tıpkı ilk gezdiğimiz odalarda olduğu gibi mermer zeminle başlıyoruz ve parke ile odanın içine devam ediyoruz. Sol tarafımızda banyo var. Gezdiğimiz oda havuzlu deluxe aile odası, bir banyolu. Yani iki tane yatak odası var ama tek banyolu bir oda. Yine duşa kabin ve küvetli banyodan oluşuyor. Jacuzzi'li banyodan oluşuyor. Ama bu odada havuzlu oda olmasından kaynaklı olarak banyo setup'ında şöyle bir farklılık var. Şampuanlar, vücut losyonları ve saç kremleri sabunla beraber Bulgari marka olarak sunuluyor. Diğer setup'lar yine aynı. Yani diğer odada gösterdiğimle hemen hemen aynı konseptle. Ama Bulgari marka ürünlerinin sunulması havuzlu odaların bir ayrıcalığı olarak ifade edilebilir. Şimdi isterseniz şu ebeveyn odasına kısaca bir göz atalım. Biraz ışıklarını açmaya çalışacağım. Bakıyorum. Evet, havuzlu deluxe aile odasının ebeveyn odası bölümü. Şimdi burada da aslında diğer odalardan farklılık var. Her ne kadar dekorasyon aynı olsa da, yani zeminin parke, yatak kalitesi, yatak başlığı, kullanılan aplikleri, sehpaları birbirine çok benzese de buradaki farklardan bir tanesi odada sunulan setup. Mesela bütün havuzlu odalarda bir adet şarap ikramı, aynen banyodaki buklet malzemelerine eklenen Bulgariler gibi misafirlere ek hizmet olarak sunuluyor. Bunun yanı sıra minibarı açtığımız zaman biraz daha fazla sayıda içecek. Yine her ne kadar çeşitleri aynı olsa da mesela meşrubat sayısı daha fazla. Burada gofret yerine çikolata kullanılmış. Küçük bir farklı olsa yine havuzlu odanın bir ayrıcalığı olarak düşünülebilir. Havuzlu deluxe aile odasının ebeveyn odasında bir küçük balkon var. Ama bu balkonda oturma grubu yok. Yani Fransız balkon demeyelim. Fransız balkona göre daha büyük. Ama bu odanın hani balkon keyfi yapmak istediğinizde kullanabileceğiniz kısmı diğer tarafta. Yine burada bir adet tekli koltuk. Kısaca rutini bozmamak için göstereceğim. Her ne kadar içinde ne olduğunu artık biliyoruz. Tüm odalarda olduğu gibi bornozlar ve terlikler. Diğer tarafta kasa var. Şimdi deluxe havuzlu aile odasının ebeveyn odası bölümünden çıktım. Banyonun yanından ve boy aynasının yanından geçerek esas odanın finaline doğru ilerliyorum. Bu arada odada çift minibar olduğunu göstermek istiyorum size. Hem ebeveyn bölümünde hem de ikinci odada minibar mevcut. Tüm aile odalarında olduğu gibi. Şimdi geldik havuzlu odanın özelliğine. Yani şuradan diyelim ki Ersin havuzlu oda, havuzlu oda diyorsun. Havuz nerede diyeceksiniz. Bakın şöyle çıkıyorum. Burada gayet güzel, rahat oturma grubu var balkonda. Birkaç adım attığımızda sadece bu bölümdeki konağa ait olan bir havuz misafirlerin hizmetine sunuluyor. Şimdi biz aslında birinci kattayız. Alt katta, zemin katta bir oda var aynı şekilde. Eğer zemin katta kalıyorsanız hemen terastan havuza ulaşabiliyorsunuz. Ama birinci katta kalıyorsanız da havuz ulaşımınız yine son derece kolay. Bakın şuradaki merdivenden, hadi gösterelim. Tam 20 basamak indim ve işte havuza geldim. Yani havuzlu deluxe odaların en büyük özelliği buradaki konağa ait bir havuzun olması. Bakın konağı da gösterelim. Az önce bu konağın içindeki aile odasını gezdim. Hemen şuradaki odayı gezdim. Zemin kat veya birinci kat olarak toplam iki kattan oluşan odaların buradaki havuzu özel alan olarak kullanıyor olması. Tabii ki hemen karşıda bir bar var. Otelde toplam 15 tane bar var. Servis barları dahil olmak üzere. Buradaki bar onlardan bir tanesi. Bu bölümde tatil yapan misafirlere hizmet veriyor arkadaşlarımız. Şöyle oturma alanlarını gösterelim. Gayet güzel dinlenme alanları var. Ve tabii ki bu bölümde de yine ayrıyeten barlar mevcut. Oldukça keyifli, oldukça donanımlı. Yine Gural Premier Tekirova'nın üst seviyedeki premium marka içeceklerini alabileceğiniz,
alkollü veya alkolsüz içeceklerin sunulduğu bölüm. Ben pool barda içecek markalarından bahsetmiştim. Burada bir kez daha marka saymadan size bu görüntüyü sunmak istiyorum. Konakların arasındaki barlarda, ki tesiste toplam 15 tane bar var servis barlarıyla beraber, bu barlarda konsept halindeki bu premium içecekler adam farkında bilir ama daha da önemlisi belki çocukların bütün bu barlardan alabileceği dondurma servisi de aklınızda bulunsun. Konakların arasındaki barlarda da dondurma servisi alabiliyorsunuz. Aynen limonata, portakal suyu veya çay, kahve, alkol çeşitleri gibi. Kolay gelsin. Murat, görüşürüz. Evet, havuzlu konakların olduğu bölümdeyim. Bol bol görüntü aktararak size bu bölümle ilgili fikir vermeye çalışıyorum. Bakın, karşıda bir konak. Çam ağaçlarının arasından görüntüleyebiliyorum. Tekrar bizim odasını gezdiğimiz konağa geri dönüyorum. Farklı farklı konaklar var. Yani tek bir tane konak yok. Ama hepsinin özelliği aynı. Zemin kat ve birinci kattan oluşuyor olması ve önlerinde kendilerine ait özel havuzların olması. Yani bu havuz sadece bu konağa. Bakın dönüyorum. Oradaki havuz sadece oradaki konağa ait olarak kullanılıyor. Oda tipleri ise içindeki kullanılan dekorasyonlar ise az önce gösterdiğim gibi. Buradan tekrar odaya doğru ilerliyorum. Bakın şöyle. İşte zemin katta kalan misafirler şu alanı kullanıyorlar. Ve havuza çıkıyorlar. Birinci katta kalan misafirler ise 20 basamaklık bir merdivenden buradan çıkıyorsunuz. Yani her iki katında bence kendine göre özelliği var. Burası biraz daha böyle hani manzaralı gibi. Daha ferah gibi. Düşünülebilir. Tabii kişiye göre bu yorum değişir. Alt katta ise hani odanızdan çıkıp direkt havuza giriyor olmanızda merdiven çıkmadım diyebilirsiniz. O da öyle bir ayrıntı diyelim. Ve tekrar işte bakın havuzu deluxe ailosuna giriş yaptım. Zannediyorum tam olarak ifade etmiş oldum. Artık bu odayı da tamamladım ve turuma devam ediyorum. Ve Gural Premier Tekirova'da oda keşfimize yine devam ediyoruz. Bu defa az önce gezdiğimiz havuzlu deluxe aile odasına alternatif olarak havuzlu deluxe oda gezeceğiz. Bu defa bir ikinci oda yok. Tek bir oda ama yine ortalama 50-55 metrekarelik bir kullanım alanı. Yine işin finalinde karşıdaki kapıyı açacağız. Terasa ve oradan havuza doğru ilerleyeceğiz. Şimdi havuzlu deluxe oda ile ilgili az önce anlattığım havuzlu deluxe aile odasındaki özellikler dekorasyon anlamında birebir aynı. Hatta burada kullanılan bu odaya özel olarak yani havuzlu odaya özel olarak sunulan şarap ikramı. Banyoda Bulgari marka. Hemen gösterelim. Hemen gösterelim. Bakın banyoya tekrar geliyorum. Bütün banyolar birbirinin aynısı olduğu için banyo özelliklerini şöyle yine aynı duşlu ve jacuzzi diye geçiyorum. Ama havuzlu odalarda farklı olarak Bulgarilerin ikram edildiğini ek setup malzemesi olarak hatırlatıyorum. Tekrar çıktım. Bir kez daha söylemek istiyorum. Havuzlu deluxe oda geziyoruz şu anda. Yine 2 yetişkin artı 1 yetişkin 3 kişilik bir ailenin kalabileceği, çocuk var ise 2 artı 2 dediğimiz çocuk yaşlarına bağlı olarak otelden onay alması kaydıyla kullanabilecek oda tipi burası. Yani biz 4 kişiyiz ama aile odası almamıza gerek yok. Biz burada rahat rahat kalırız diyebilirsiniz. İşte o zaman size havuzlu deluxe oda çok büyük keyif verecektir. Özellikle bakın buradan tekrar havuza çıkışı bir kez daha gösterelim. Havuzlu deluxe aile odasında ikinci kattan inmiştim aşağıya. Bu defa terastan çıkıyorum. Bakın yine sadece buradaki odalara özel. Tekrar geldim. Yanlış yere geldim ya. Bu oda değildi. Bir dakika, hangi odaydı? Burası değildi. Odayı kaybettim. Şöyle tekrar geri gidiyorum. Bir dakika, nereden geldim ben ya? Herhalde burasıydı. Anlatayım derken. Buldum tamam. Evet. Çok fazla detaya giriyor muyum bilmiyorum ama sonuçta bir dünya para ödüyoruz. Hani ne aldığımızı, bizim de size ne sunduğumuzu tam olarak ifade etmeye çalışıyorum. Bir kez daha havuzlu deluxe odayı şöyle gösteriyorum. Eğer ara kapısına gerek yok, aile odasına gerek yok diyorsanız bu odayı almanızı tavsiye ederim. Eğer kalabalık bir aileseniz de iki bölmeli olan hemen şuradan böyle kapı açılıyor, diğer tarafa geçiyorsunuz. O da aile odası olarak misafirin kullanımına sunuluyor. Evet, bu odanın çıkış yapıyorum. Havuzlu deluxe odayı göstermiş olduk. Böyle mermer zeminli, ahşap parke dekorlu, tüm odalarda olduğu gibi ortak özellikleri olan ama kapısı havuzu açılan odayı da seçenekler arasında artık değerlendirebilirsiniz. Ve efendim Gural Premier Tekirova videomuzun birinci bölümünün sonuna geldik.
Diyeceksiniz ki ya Ersin daha görecek çok şey vardı, göstermediğin çok yer kaldı. Doğru, haklısınız. Ama videonun süresi uzayınca, oteldeki görüntüleri oldukça detaylı bir şekilde size sunmaya çalışınca tabii teknik olarak bunları yayınlamak da zorlaşıyor. Dolayısıyla ben de Gral Premier Tekrar videosunu iki bölüm halinde yayınlamak durumunda kaldım. Şimdi ikinci bölümde tabii ki aquapark alanı, Happyland bölümü, açık büfe akşam yemeği görüntüleri, alakart restoranlar, spa merkezi, patisserie gibi diğer hizmet alanları da ikinci videomuzda sizlere sunuyor olacağım. Şu anda fragman gösteriyorum. Bu çocuk cennetini tabii ki yürüyerek gezeceğiz. Happyland'e gideceğiz. Az önce bahsettiğim gibi açık büfe akşam yemeği görüntülerini sunacağız. Ve daha sonra spa merkezinde görüntüleyerek bir de akşamki şov sahnesinden görüntülerle ikinci videomuzun sonuna gelmiş olacağız. Şimdilik sizleri ikinci videoda bekliyorum diyerek bu videoyu sonlandırıyorum. Gral Premier Tekrar Ova'yı keşfe devam etmek istiyorsanız lütfen ikinci videosunda buluşalım ve görüşmek üzere.